Alanya Posta TV ekranlarından, haberin manşetinden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cemevlerini ibadethane olarak kabul etti. 2014 yılındaydı, değil mi? Yanılmıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ibadethane olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabul ettiği cemevlerine hizmet verilmesi konusu gündeme geldi. Seçim öncesinde evet diyen Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi seçim sonrası Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu hizmet talebini reddetti. Tekrar gündeme geldi cemevleri. Son olarak Alanya'da Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı seçim öncesi bir söz verdi. Dedi ki Alanya'da cemevi açılacak. Alanya Belediye Başkanı'nın zaten sözü vardı. Kendisi de çalışmaya başladı. Ve bütün bu gelişmeler cemevleri ve Alanya'da yaşanan bu gelişmeler bu akşam bizi bu programı yapmaya getirdi. Konuklarımız Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Alanya Şubesi'nin yöneticileri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlhan Boğazkaya şube başkanı olarak. Ve tabii İsmail Bey siz önce başkandınız. Önce bu arada bir görev değişimi oldu değil mi? Öyle sessiz sedasız onu da soracağım birazdan. Şimdi de yönetim kurulu başkanısınız. Hoş geldiniz. Yine yönetimde denetim kurulu başkanı olarak. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz, programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Alanya'da ilk kez çünkü kamuoyu önünde Alevilik ve cemevlerini biz konuşacağız. Genellikle hep arka planda, daha kapalı kapılar arkasında konuştuğumuz bir konuydu. Belki sizler bunu çok daha farklı boyutlarında yaşıyordunuz. Ama biz bugün ekranlar önünde kitlelerle, vatandaşlarla, izleyenlerle ve sizinle konuyu konuşacağız. Tabii bize katkıda bulunabilirsiniz. Soru, görüş, düşünce ve önerilerinizi ekranda biraz sonra göreceksiniz. WhatsApp ihbar hattımızdan ya da sosyal medyadaki canlı yayınlarımız üzerinden bize aktarabilirsiniz. Biz de konuklarımıza iletiriz ya da katkılarınızı, düşünce ve görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Bunları da okuyarak paylaşabiliriz. Bizi davet ettiğiniz için öncelikle biz teşekkür ederiz. Bize evet. Fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok da yeni bir süreçtesiniz. Özellikle sizin için söylüyorum Sayın Boğazkaya. Birazcık nasıl oldu bu değişim, bu görev süresi tamamlandı? Ben de şahsım ve derneğim adına bizi buraya kabul ederek sesimizi duyurmaya sebep olduğunuz için teşekkür ediyorum. Size ve kanalımıza. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Ben 2014 yılında ilk üyeliğe başladım. Başlar başlamaz da Pir Sultan Derneği'nin korosu vardı. Müzik evet. Türk Halk Müziği korosu. İlgimi çekti. Beğendiğim bir şeydi. Girdim korist olarak. 2 yıl koro çalışmalarına kaldım. Sahneye bile çıkmadım. Öyle mi? Benim cesaretim yoktu çünkü. Peki. İşte 2015 yılından itibaren sahnede hem solist hem korist olarak görev almaya başladım. Bu arada derneğin tüm faaliyetlerinin içindeydim genel anlamda. Geçen yıl yedek üyelikten asil üyeliğe getirdim bir arkadaşımızın şeyiyle, istifasıyla. Bu yılki olan kongremizde, Kasım ayı kongremizde yönetim kurulunun ortak takdiriyle başkanlığa uygun gönder. Kendilerine teşekkür ediyorum burada. Kasım ayında genel kurul yaptınız yani. Kasım 10, ikinci genel, yani 27 Ekim olan genel kurul çoğunluk sağlanamadığı için 10 Kasım'da ikinci kurulumuzu yaptık. Arkadaşlar yönetim kurulunu belirlediler. Yönetim kurulu kendi arasında oy birliğiyle ben uygun gördüm. Teşekkür ediyorum. Peki kendilerine. Ne diyelim? Kulağa gelsin. Ne kadar süre görevde i̇ki olacak? Bizde. İki yılda tabii bir seçiliyorsunuz. İki yılda bir tekrarlanıyor. Evet. Yenisiniz. O yüzden kulağa gelsin. Tabii ben biraz İsmail Bey'e sormak istiyorum. Çünkü kendisi başkanlık, şube başkanlığını yaptı. Ne zaman kuruldu Alanya'da Pir Sultan Abdal Kültür Dayanışma Derneği? Eski bir geçmişi var bildiğim kadarıyla. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 1997 yılında faaliyete geçti. Ve 10 günden bu yana Alanya'da bir pir hizmet etmekte. Ben de 2009'da Alanya'da bulunmam daha önce de oldu ama üyeliğim ve yönetime girmem söz konusu oldu. 2009'dan sonra yönetimde çeşitli kademelerde bulundum. Yönetim kurulu üyesi olarak. Sonra son dönem işte arkadaşlar ille de benim biraz hizmet etmemi istediler. Ben de kıramadım. Bir dönem başkanlığını yürüttüm. Onun için tüm Alanya'da yaşayan Alevi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdi Alanya'da
Sultan Abdal Kültür Derneği bir yerde bizi, yani Alevi kimliğini taşıyan insanların bir uğrak yeri. Aynı evet. Yani biz sizin hani medya mensubu olarak tabii ki faaliyetlerinizi izlediğim için neler yaptığınızı az çok biliyorum ama hani belki bilmeyenler de olur. Ben biraz da hatırlatmak için soracağım ama tabii ki meşhur aşure günleriniz var değil mi? Evet. Konserleriniz var. Tabii. Temalı konserleriniz yılda var. Yılda iki konser düzenleriz biz. Evet. İkisi de temalıdır. Temalı konserleriniz evet. var. Hı. Ama şunu da sormak istiyorum İsmail Bey. Alanya'da 97 yılından beri var olan bir yapı. Hani kaç tane üyeniz var? Gerçekten tüm Aleviler bu yapının içerisinde mi? Çünkü merak ettiğim şey şu. Hani inanç özgürlüğü noktasında yaşanan sıkıntılar insanları biraz kendi kabuklarında yaşamaya da götürüyor belki. Bu anlamda derneğe katılım, derneğin etkinliklerine ilgi nasıl? Yani sizin vicdanınızda bunun değerlendirmesi nasıl? O sorunuza cevap vermeden önce bugün aydınlık, düşünceli Uğur Mumcu'yu evet, anmadan geçmeyelim. 27. Evet. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anıyorum, saygıyla anıyorum. Çünkü hakikaten araştırmacı, aynı zamanda bilgeliğiyle Türkiye'de adını duyurmuş büyük bir gazeteci olarak saygıyla anıyorum. Onun nezdinde yine bilhassa 1990'lı yıllarda katledilip de halen daha failleri bulunmayan birçok aydın düşünceli insanlarımız var. Onlara da rahmet diliyorum. Tabii biz aslında bu akşam inanç özgürlüğü üzerinden konuşuyoruz ama tam zamanı ve günü düşünce özgürlüğü de Türkiye'de evet. maalesef ki önemli sorunlardan birisi. Gün geçtikçe de sorun haline gelmeye devam ediyor evet. ama evet demokrasi şehitleri de bunun evet. bedelini ödemiş insanlar, isimler. Bütün demokrasi şehitlerimizin ruhu şad olsun. Evet. Şimdi sorunuza gelince Alanya'da 1997 yılından bu tarafa faaliyetini sürdürmekte olan derneğimizin şu anda 210'lu aşkın faal üyesi var. Kayıtlı üyesi. Kayıtlı üyesi. Ya daha önce kayıtlı olup çeşitli nedenlerle ayrılmış olan üyelerimizle bu sayı 500'e kadar ulaşıyor. Ama şu anda aktif olarak kayıtlı üyemiz 210 civarında. Ama şu bir gerçek ki zannediyorum bütün kuruluşlarla da böyledir. Bilhassa bu gönül işidir. Yani dernekçilik, gönül işi. Bu işte birçok sevenimiz, gönül bağı olan insanlarımız dernekte çeşitli faaliyetlerinde bulunuyorlar, katkılarını sunuyorlar. Bilhassa yani ille de Alevi olması diye bir şey de söz konusu değil. Bizi görüp tanıyıp bizimle birlikte olan birçok sosyal demokrasiye inanmış, aydınlık düşünceli insanlar her zaman yanımızda oluyorlar. Bütün etkinliklerimize canı gönülden katılıyorlar o bakımdan. Tüm halkıma teşekkür ediyorum. Mesela bizim senede bir defa bir yemek şeyimiz olur, etkinliğimiz olur. Salona 300-500 kişi mutlaka gelir. Bir aşuremiz olur Muharrem ayında. Yine o salonu doldurur insanlarımız. Ama burada dediğim gibi yani bir Alevilik şeyi söz konusu değil. Her inançta insanlarımız katkılarını da sunarlar ve aşiremize de katılırlar. Bunun gibi sosyal etkinlik olarak işte kurularımız oluyor, konserlerimiz oluyor. Konserlerde salonu dolduruyoruz. Sağ olsun katkısı olan arkadaşlarımız, koriste olan arkadaşlarımız, o yolda hizmet veren yönetici olan arkadaşımız, saz ustası olan arkadaşımız tamamen özveriyle, hiçbir karşılık beklemeden bu tür etkinlikleri yapıyoruz.
Ve o hususta bir sıkıntımız yok. Bir tek tabii ki gönül arzu ediyor ki daha çok şeylere, derneğimize katkıda ve faaliyetlerde insanlarımızın olmasını daha çok tabii ediyor. Yani insanların bu faaliyetlere hangi amaçla katılmadığı kısmı aslında bu akşam belki bizim konuşacağımız konu. Çünkü katılanlar zaten kendini ifade etmeye hazırlıklı ya da kabullenmiş kişiler. Ama katılmayan ama böyle düşünen, böyle yaşayan sadece bir inanç şekli de değil aslında, tabii, değil mi? Bir yaşam şekli, yaşam Alevilik, değil mi? Yaşam felsefesi. Tabii. Ben biraz o felsefeden söz etmenizi isteyeceğim. Genellikle bu inanç özgürlüğü tartışmasında ezilen taraf olarak Alevileri biz görüyoruz. Ya da onlar kendilerini böyle tanımlıyorlar. Gizli yaşam, yaşamak zorunda bırakılmakla ilgili. Bu neden ve siz nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi? Bakın şuradan başlayayım ben size. Hristiyan Ortodoks kültürü dediği ki Alevilerin dergahı değil. Sadece Alevilerin dergahı değil. Yüreği insandan yana olan, yüreği sevgiden geçen, gönlü barıştan yana olan herkesin dergahıdır. O sebepledir ki bizde Erbane koristlerimiz 7-8 kişidir, 3-4 tanesi Alevi değildir. Koristlerimizin büyük çoğunluğu Alevi değildir. Efendim yine söylüyorum, Zeybek kursumuz vardır. Zeybek hangi yörenin bilirsiniz. Koristlerimizin hem hocası hem bir iki tane korist, oyuncumuz Alevi değildir. Devam ediyorum ben. Bağlama kursuna aralıklı olarak yaklaşık 20-30 kişi katılır. Bunların hepsi Alevi değildir. Koristlerimizin yarıya yakını Alevi değildir. İçinde Şafisi var, Sünnisi var, Ateisti var. Yani herkesinden insan. Çünkü oraya şunu demişiz ki geçen haftalarda genel merkezimizde yayınladığı bir genelge vardı. Özellikle öğrenci olan, kapınızı kim çalarsa, dili, dini, rengi, ırkı, mezhebi ne olursa olsun o kapı sonuna kadar açılacak. Karşılayabiliriz ölçüde ihtiyaçlar karşılanacak, özellikle öğrenciler. Ve hiç kimsenin dili, dini, ırkı, rengi sorulmayacak. Bu kuralımız bizim. Bu bizim felsefemizde var. Evet, adı Pir Sultan Abdal Derneği ama Pir Sultan da yola çıkarken yola çıktığı yolda hepsi Alevi değildi zaten. Yani ezilmiş kesimlerin bir repte temsili durumdaki şeyler bunlar, eylemlerdi. Bizim derneğimizin temel felsefelerinden biri de budur. Yüzümüz insana dönük. Gönlümüz sevgiden yana. Bizim bahçemiz sevgi bahçesi. Kim sevgiden yanaysa bizim kapımız sonuna kadar açık olacak onlara. Evet, yani şimdi sevgi ve barış deyince bundan hoşlanmayan insan kitleleri farklı kalıplara koyabiliyorlar. Onlar bizden kenarda kalırlar. Onlar. Öyle mi? Peki. Şimdi, tabii yani her şeyden önce Alevlik, sevgi, kardeşlik ve insanı ön planda tutan bir felsefeye sahiptir. Onun için bizim felsefemizde 72 millete aynı nazarla bakılır. Yani onun için insanların inanışları veyahut da düşünceleri kendinedir. Bir de inanç Allah'la kul arasında olan bir şeydir. Bunun insanların buna aracılık etmesi bizim felsefemizde pek ön plana çıkmaz. Daha doğrusu bizim kardeşlik üzerine kurulmuştur zaten Alevilik. Yani müsaitlik denen Aleviliğin en önemli kurallarından, kaidelerinden birisidir. Temel taşıdır. O da kardeşlik demektir. Yani aynı anne babadan olmamasına rağmen yol arkadaşı, yol her kardeşi. Alevinin bir tane müsahibi var. Kardeşten öte dendikler. Evet, bu müsahiplik zaten sevginin bir ifadesidir. Kardeşliğin ifadesidir. Onun için bizde sen ben yoktur, biz varız ve ibadetlerimizde cem denen toplulukta yaparız. Bu toplumda kadın erkek söz konusu değildir. Oraya giren herkes candır. Hemen ekliyorum. Alevi meclislerinde kadın erkek ayrımı olmadan içeri alınır. Çünkü herkesin hitabı ismi şudur: can. Cinsiyet ayrımı yoktur. Hele hele günümüzde bu kadınlar bu kadar zulüm ve baskın olduğu dönemde bizim can dediklerimizin yanında olmak bizim ayrıca boynumuzun borcudur zaten. Evet. Tabii siz tamamlayın ama ben burada araya da bir şey sormak istiyorum. Hani özellikle bu ibadetlerinizde kadın erkek ayrımının yaşanmadığı can ibadetler çok tartışılan ibadet şekli, değil mi?
Efendim, yani farklı kalıplarda karalanan ya da hani sizin tanımladığınız ötesinde. Şimdi öyle bir şey ki Aleviler inançlarını, ibadetlerini rahat olarak yapamamışlar. Hı hı. Bu Osmanlı İmparatorluğu sırasından bilhassa Yavuz Sultan Selim'in İran üzerine yapmış olduğu seferde Şah İsmail'i Anadolu'daki Aleviler onu destekler diye yol üzerinde gidiş şeyinde 40 bin aşkın Alevi'yi katletmiştir. Ondan dolayı Aleviler genelde yerleşim yerlerini dağ diplerinde, kuytularda ve yani erişilemeyecek yerlerde köylerini kurmuşlardır. Yani daha gizli yaşamayı mı gizli yaşama. Aslında bunun amacı bir saklanma yani, ve değil mi? Korunma. Tabii ibadetlerini de onun için gizli yapmak zorunda kalmışlar. Yani bu örneğin Cem Evi'ne biz son yıllarda Cem Evi olarak düşünüyoruz. Önceleri köylerimizde, bilhassa Anadolu'da hemen hemen her köyde eğer dede gelmişse oranın en uygun bir evinde cem toplanır, cemaat denir. Yani cemaat toplanır, cem yapılır. Bu cemde de kadın ve erkek söz konusu değildir. Yani bütün ceme katılan insanlar can olarak görülür. Ve ne yazık ki bu kadın erkeğin birlikte ibadet etmesini art niyetli insanlar bunu bir karalama şey olarak görüyorlar ve çok yani insanın söylemekte bile utandığı bir şeyle işte cem evlerinde insanlar mum söndürüyorlar, kadın erkek hepsi bir aradalar gibi, ondan sonra işte yani insan olarak düşünen hafsalası almayacak şekilde kirli iftiralarda bulunuyorlar ve bunun ne yazık ki ta günümüze kadar dahi Aleviliğin ne olduğunu bilmeyen Sünni kardeşlerimiz halen daha o dimalarına yerleştirilen bu ifadeleri halen söyleyebiliyorlar. Peki siz bunu günümüzde hala yaşıyor musunuz? Şu an yaşıyor musunuz? Şu an somut olarak yok. Son yıllarda bilhassa televizyonların yaygın yayın yapmaları sosyal ve televizyonlarda işte bilhassa Cem TV diye bir televizyon var. O televizyonda her hafta Perşembe günleri cemler yapılır. O cemler yayınlanır. İster istemez seyretmiş olan insanlar zannediyorum Alevilikteki o ibadetin ne olduğunu biraz daha yakından görme imkanları söz konusu oluyor. Tanıma imkanları söz konusu oluyor. O bakımdan biraz daha daha rahatsınız yani. Evet. Kendinizi ifade etme noktasında. Hani evet. Hani gizlen. Geçmişe daha rahat. Geçmişe evet. Göre daha rahat. Evet. Bir iç içe geçtik. Yani ben şimdi çok Alevi olarak şey yapan insan, örneğin ben öğretmen okulunda okurken Alevi olduğumu söyleyemezdim. Çünkü eğer Alevi olduğumu bilse oradaki arkadaşlarımın çoğu Sünni olduğu için olmadık hakaretlere uğrardık. Bunu yaşadınız mı yani? Yaşadık. Hani bu bir psikoloji miydi? Tabii, hani bu bir endişe miydi? Yani bunu bilhassa yaşadık yani Alevi kızı baş diyerek yani çok rahatsız ederlerdi ve büyük baskı altında olurdu. Ama tabii dediğim gibi son yıllarda artık bu baskı biraz daha düşmüş durumda. Hele bilhassa işte insan hakları Avrupa insan haklarının Aleviliğin ibadet yerinin cemevi olduğunu kabul etmesiyle işte hükümetlere bunu bildirmesiyle birçok iktidara gelmek isteyen siyasilerin de bunu kabul ettikleri ve bilhassa çoğu işte
cemevlerini yapacağını, işte onların da rahat ibadet etmelerini sağlayacaklarını çoğu zaman şey getiriyorlar. Şimdi bu politik söyleme birazdan geçelim istiyorum. Evet. Çünkü ben şunu sormak istiyorum. Kamusal alanda, yani siz devlet memuruydunuz ve kendinizi gizleme gereği duyduğunuzu söylüyorsunuz. Evet, tabii. Dolayısıyla kamusal alanda özgür değildiniz. Zaten kamusal alanda... Şuraya bağlayacağım. Hani günümüzde özellikle son zamanlarda farklı inanç gruplarına, buna cemaatler de diyebiliriz. Hani Aleviliği tabii ki onunla birleştirmiyorum ama farklı bir şekliyle karşımıza çıkan inanç grupları var. Ve devlet kademesinde yapılanıyorlar. Hani bürokrasiye egemen olmaya çalışıyorlar. Evet. Ki egemen oldukları zamanları da biliyoruz. Dolayısıyla hani bu sıkıştırılmışlık içerisinde Aleviler ne kadar hareket edebildi? Ne kadar destek gördü devletten? Ben onu sormak istiyorum. Yanlış bir soruydu o zaman. Şimdi öyle bir şey ki Alevi olarak zaten devletin kayıtlarında kimin ne olduğu belli. Evet. Diyelim ki ben Erzurum Aşkale'nin Ocaklı köyünde doğmuşum. Ben Alevi çocuğuyum. Evet. Yani onun için... Hani gizleseniz de ortada o, aslında. Nereye gitsem ben o sıfatı taşıyorum. Evet. Onun için böyle kamu görevlerinde falan zaten eğer biraz incelenecek olursa bugün şeylerde kamu görevi taşıyan insanlarımızın hiçbirinin Alev olmadığına şahit oluyoruz. Yani ne bileyim bir makam sahibi olmaları oldukça zor. Yani bütün performansı iyi de olsa, liyakati yerinde de olsa kolay kolay herhangi bir müdürlüğe, başçıya gelmeleri mümkün değil. Örneğin bir valimiz yoktur, kaymakamımız yoktur veyahut da bir generalimiz yoktur. Yani maalesef bu baskı bilhassa bu kamu düzeninde çok yaygın olarak görülüyor. Siyasal yaşamda da sanırım benzer baskılar var değil mi? Hani... siyasal yaşamda zaten o kadar belirgin ki örneğin şu anda CHP'nin başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Alev olduğu belli. Ama bizim zamanın başbakanı, şimdiki reisi cumhurumuz zaman zaman çıkıp ya sen niye kendini belirtmiyorsun? Ya niye sen, yani adamın şeyi belli zaten, inancı da belli, şeyi de belli. İlle de sen Sünnisin ben Aleviyim mi desin? Bu ayrımcılık olur zaten. Biz ayrımcılığa her şeyden önce karşıyız. Nasıl ki kadın, erkek, sağ, tehlikeli sol veyahut da... Ayrımcılık yani, dili çok tehlikeli bir dil. Bu ülkenin herkes için, bu ülkede yaşayan herkes için en tehlikeli dil cinsiyette, felsefede, yaşam biçimde ayrımcı dil kullanmaktır. İster bunu Cumhurbaşkanı olarak kullanın siz, isterseniz sade bir vatandaş olarak kullanın. Her ikisi de tehlikeli. Peki ayrımcı siz dili. Bu ayrımcı dille karşılaştığınızda ki gizlemiyorsunuz artık kendinizi, nasıl anlatıyorsunuz insanlara? Yani artık anlatmıyoruz, gelin görün diyoruz. Öyle mi? Peki, artık yani anlatmaktan bıktık. Evet. Al işte dergahlarımız var, cemevlerimiz var, derneklerimiz var. Buyurun gelin görün. Gören kalıyor. Ve kardeşin duygusu daha da pekişiyor o arkadaşlarımızla. Daha samimi, daha içten, daha canlı. Ve şunu diyorum mesela, çok samimi söylüyorum. Geçen gün Alevi doğmayı çok isterdim diyen arkadaşlar var. Bunu nasıl şimdi... oluyor? Alevi nasıl doğuluyor? Yani neyi anlatıyorsunuz, anlatmak istiyorlar? Şu, orada zaten hayır. Yani davranış biçimlerini görüyor, bizi görüyor. İlişkilerimiz, insani yaklaşımımızın içindeki o sevgi nüvesi var ya. Sevgi nüvesini gözümüzün ışığında, ferinde görünce sana kendini yakın görmek istiyor. Haklı da. Ben de mesela diyelim ki o cepheden bakmıyorum ama sevgi dilini kullanan bir anlayışımız var bizim. Demin dedim ya size, dili, dini, ırkı, rengi, mezhebi ne olursa olsun Pür Sultan Abdal Kültür Derneği Alanya Şubesi kapısını çalıp ben öğrencim, bir tas çorba yemek istiyorum, iki gün barınmak istiyorum, yol paramı verildiğinde sen kimsin, nedensin diye sorulmayacak. Bunun içinde dedi ki din, renk, ırk, cinsiyet ayrımı asla olmadı ve olmayacak. Bu. Bizim dilimiz bu. Şimdi Alevilik nedir diye şey, şuradan bir cümleyle çarpayım. Alevilik inancı Tanrı sevgisini esas alır. Hak'tan gelir, Hakk'a döneriz. Her şey eşittir ve birdir. Hak'tan başka mevcut yoktur. Anlayışıyla
doğada vardan var olan hak evren birliğine ve hakkın sureti olan insan hak ve evrenin varlığına inanır. Yani temel anlayışın yani içinde hak var yani. Tabii. Hı. Hak ve adaletin içerisinde insan temel şeydir. Ve bu sevgi üzerine kurulmuştur biraz önce dediğim gibi. Yani Alevilikten her şeyden önce kardeşlik, sevgi ve hoşgörü. Bu temel üzerine şey yapılır. Eline, beline, diline sahip olmak Aleviliğin en önemli kurallarından biridir. Yani bu o kadar açık ki eline sahip olacaksın. Yani hırsızlık yapmayacaksın, diline sahip olacaksın, kimseye kötü söz söylemeyeceksin, beline sahip olacaksın, başkasının ırzıyla, namusuyla gözün olmayacak. Yani bunların hepsi bir araya geldiği zaman Alevilikteki o insan sevgisini, hoşgörüyü ve şeyi anlamış oluyoruz. Yani bu çok önemli kurallarımızdan birisidir. Eline, temel kural. Beline, temel kural. Diline sahip olma kuralı Aleviliğin olmazsa olmazlar. Yani aslında bütün insanlığın arzu ettiği bir şeydir herhalde tabii, değil mi? Yani etmesi gereken daha tabii, doğrusu öyle işte, söyleyeyim. Onun için diyorum ya biraz önce İlhan kardeşimin de söylediği gibi bizi tanıyıp da içimize gelip görenler ya niye daha önce sizlerle tanışmamışız? Dost olmak bağımında yoksa Alevi olmak istediği için falan değil. Yani, bizimle dostluk yani olmak bağımında. Şey yok, biz ayrımcılık söz konusu değil bizde. Yani şu var, hani ben biraz Alanya'ya doğru da getirmek istiyorum konuyu. Çok kültürlü bir şehirde yaşıyoruz. Çok inançlı bir şehirde. Farklı inançların bir arada olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Hristiyanlık inançlarının yaşatılması için çaba gösterilen de bir takım yapıların olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla hani böyle bakan bir yapının içerisinde hani sizi tanımaktan mutlu olduğunu ifade eden insanlar bana biraz samimiyetsiz geliyor. Neden? Çünkü bunu tanımak ayrı ayrıcalık gibi düşünülmemeli. Tabii yani, ki. Olması gerekiyor. Hani yani bu insanı tanımak aslında. Tabii hani sadece tabii. Alevi olduğu için onu tanımak. Şimdi sizin şahsınızda bir felsefeyi tanıyorlar yani, aslında. Mesela o. Yoksa benim şahsımı sevmek falan değil. Benim ya da birkaç, bizim cemaatimizde diyelim cümlemizde. Cemaati tanıyınca bir felsefeyi tanımaya başlıyorlar. Yoksa şahsımızda değil. Bu sevgi şahsımızda olmuş bir şey değil. Cemaatin felsefesine yani o yapılanmanın... Hani niye bu kadar direnmiş insanlar ya da niye bu kadar direniyor onu anlamaya çalışıyorum. Biraz peki, da şey, bilgiye Alanya'da... ulaşmakla ilgili bir şey bu. Bilgiye ulaşmakla ilgili bir şey. Ya aslında bilgi var da ulaşmayı var da ulaşmak, istemek, istemekle ilgili bir şey. Dedemiz var mı Alanya'da? Hani nasıl Pardon, ibadetler nasıl oluyor, nerede yapılıyor? Şu an bir cemevi yok, oraya yok. Da geleceğiz ama şu an ne yapıyorsunuz? En büyük sıkıntımız o zaten. Şimdi... Alanya'da yaşamakta olan bir dedemiz vardı. 2-3 ay önce Hakk'a yürüdü. Rahmetli anıyorum. O buradayken cenazelerimizde olsun, işte aşurelerimizde olsun dualarını yapardı. Bize yol gösterirdi. Ama şimdi o ihtiyaçlarımız zaten en büyük sıkıntımız o. Yani cemevimiz olmadığı için bir dede de bulunduramıyoruz. Cemevi olsa öyle mi? Orayı sahiplenecek bir dedemiz mutlaka olacaktır. Yani Alanya'da olmasa bile başka yerden dede getirerek yolumuzu, erkanımızı, gidişatımızı yürütecek dedemiz mutlaka olacaktır. Peki hangi aralıklarla toplanıyorsunuz? Yani bunun ibadet anlamında hani yani dede hangi aralıklarla geliyor öyle sorayım daha doğrusu. Şöyle diyeyim, bizim ibadetimiz biraz önce dedim ya Allah'la kul arasındadır. En büyük ibadet çalışmaktır. Bu onun yanında mesela köylerimizde insanlar işiyle gücüyle tarlasıyla tapanıyla uğraştıkları için böyle günün beş vakitinde namaza koşmamışlar. Ama ne yapmışlar? Her cuma akşamı, her hafta cuma akşamı cem olmuş. Yani haftada bir defa
toplanılır, cem yapılır. O cemde insanlar bir araya geldikleri zaman dertleri varsa sohbetle onu çözerler. Sıkıntılar varsa orada dile getirirler. Aralarında küskünlük, dargınlık varsa orada o toplantıda yüz yüze gelirler, birbiriyle helallaşırlar. Onun için mesela ben şimdi 75 yaşındayım. Köyümde bugüne kadar bir silah sesi duymamışımdır. Daha doğrusu bunun yanında yani köyden herhangi bir böyle büyük bir kavga, büyük bir şey de duymamışımdır. Yani o hoşgörü içselleştirilmiş. İşte öyle bir şey ki işte o cemlerde, cemaatlerde insanlar arasındaki birlikteliği, kardeşliği, sevgiyi pekiştiriliyor. Ve yani kolay kolay insanlarımız yani şeye de gitmemiştir, mahkemeye falan da gitmemiştir. Çünkü kendi içinde mahkemesini yapar. İşte o cemde mahkeme de yapılır yani. Eğer bir canın başka bir candan bir sıkıntısı varsa, bir alacağı varsa, bir hoşnutsuzluğu varsa orada o halledilir. Dara durulur, kefareti neyse ödenir. Kendi arasında onu halleder. Onun için öyle mahkemelere falan da pek ihtiyaç duyulmazdı. Yani cem bir yerde aynı zamanda sohbet, birliktelik ve Allah'a yakarışımız da yine o cemlerde olur. Çünkü ibadetlerimiz hep Türkçe olduğu için ne istediğimizi bilerek dua ederiz. Ona göre yakarışımızı da öyle yaparız. Yani bir yerde öyle bizim ilde de cennet cehennem korkusuyla değil de Allah sevgisiyle ve bu sevgi üzerine kurulduğu için onun üzerine ibadetlerimiz genelde yapılır. Sazımız bizim en büyük. Evet, o sazın sırrını da soracağım ama bu arada arkadaşlarım bir taraftan hazırlık yaparlar. Pir Sultan Kültür Dernekleri Genel Başkanı Gani Kaplan'ı biz canlı yayına bağlayacağız. Ona da soracağız birazcık Pir Sultan'ın Türkiye'deki yapılanmasını. Evet, bu sazın sözün sırrını da siz bir taraftan anlatın tabii ki. Evet, şimdi saz cemlerimizin en büyük enstrümandır. Burada duası imamlar, yani 12 imamlar zikredilir. Evet, şimdi sanırım bir söz vereceğim. Gani Bey telefonu attığımızda iyi akşamlar. Sayın Kaplan iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Nasılsınız? Alo. Duyabiliyor musunuz bizi? Ha, duyuyorum, tamam. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? İyi, sağ olun. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan'ı bağladık canlı yayına. Türkiye'nin her noktasında var mı Pir Sultan Abdal Dernekleri ya da yapılanma Türkiye'de nasıl? Şu anda 87 şubemiz var. Yani 87 şube, 5 temsilciliğimiz var. Yani Türkiye'nin hemen hemen tüm coğrafyasında varız. Evet, peki Aleviler şu an inandıkları gibi yaşayabiliyorlar mı? Kimliklerini hala gizliyorlar mı? Genel başkan olarak bu soruya ne cevap vereceksiniz? Yok artık, kimliğini gizleyen bir Alevi yok artık. Çünkü özellikle derneklerin kurulmasıyla birlikte yani herkes kimliğini şu anda öyle üst düzeydeki bürokratları bilmiyorum. Gerçi bürokratımız da pek kalmadı ama onun dışında kimliğini bilmiyorum. Saklıyorum onlar. Onun dışında kimliğini saklayan bir alevi yok yani. Evet, biraz önce konuklarımızla konuştuk. Bürokrasideki yapılanması nasıl dedim Alevilerin. Siz de destekler bir söz söylediniz. Pek yok dediniz. Bu noktada hani kimlik gizlemeye sanıyorum birazcık burada başlamış Aleviler. Hayır, kamuda şöyle özellikle son 20 yıldır kamu 20 yıldır hemen hemen hiç yok gibi. Son 10 yıldır da zaten KPSS'deki kamu personel sınavının statüsü değiştikten sonra zaten kamuya pek alev artık alınmıyor. Mülakat çıktı biliyorsunuz. 99-100 puan alanlar bile mülakatta deniyor. Onun dışında yok yani şu anda kamuda yok. Kat değil, şu anda biat esasına göre kamuda istihdam tahsil edildiği için yok yani kamuda yok. Peki, yokuz.
Siyasal ve sosyal yaşamda nedir Aleviler için durum? Siyasal yaşamda kendilerine yakın buldukları partileri de var etmeye çalışıyorlar. Ama bunun dışında sendikalarda, derneklerde ve sendikaların kadrolarına baktığınızda ya da bir derneklerin hemen hemen %60'a yakın Alevi orada görürsünüz. O alanda mücadeleleri var. Yanında şey yapmıyor. Siyasi alanda da yine. Örgütlü mücadelede daha mı güçlüler ya da burada yer alır? Evet, yani şeyde bu araştırmalarda yaklaşık 80'den sonra alana çıkanların %70'ine yakın Alevi olduğu tespit edilmiş. Alanlarda mücadele eden, hakkını arayanların. Ama bu kimisi Alevi derneklerinde, kimisi sendikalarda, kimisi partilerde. Ama bu vesileyle Alevi sahaya çıkıyor. Yanında bir sıkıntı yok. Mücadele, hakkını aramak için. Evet. Peki Sayın Kaplan, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gerek stüdyo konuklarımız, gerek bizi izleyen izleyicilerimiz için. Tabii ben Ankara'da olduğum için sizleri izleyemiyorum. Stüdyodaki sevgili başkanlarıma saygı sevgilerimi iletiyorum. Ama en kısa zamanda Alanya'da oradaki örgütümüze, oradaki yaşayan Alevilere mutlaka bir ibadethane kazandırılması gerekiyor. Buradaki en büyük sorumluluk tabii ki merkezi iktidara düşse de yine de şu anda Alevilerin temel sorunları, özellikle cemevleriyle ilgili sorunları iktidar yerel yönetimler atmış durumda. Umut ediyorum ki oradaki yerel yönetimde görevde olan arkadaşlarımızla ve şubemizle, yöneticilerimizle birlikte bu sorunu çözeceğiz, aşacağımıza inanıyorum. Evet, şimdi siz iktidar yerel yönetimi attı dediniz ama biz sözün başında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan oylamayı konuşmuştuk, dile getirmiştik. Orada da sorumluluk biraz genele atılmıştı. Hani bu mesele git gel mi yaşıyor? Yani şöyle, öyle değil. Şimdi Alevilerin ibadethane sorunu var. İbadete sorunu da şu anda Alevilerin ibadet ettikleri cemevleri yasalar çerçevesinde tanımı yok. Bu çerçevede iktidar bir türlü bunun tanımını yapmıyor. Ama Alevilerin özellikle cemeviyle sorunlarını yerel yönetimle atmış durumda. Şu anda Türkiye'de bulunan hiçbir belediye başkanı ya da belediye yönetim meclisi Alevilere cemevi verdi diye ya da cemevi yaptı diye tahsis etti, hiçbir soruşturmaya tabi tutulmadı. Yani dolayısıyla yerel yönetim atmış durumda merkezi iktidar. Kendisi tanımamakta ya bu konuda bir yasa çıkarmamakta direniyor ama yerel yönetimlerin bu konuda attığı adımı da ses çıkarmıyor. Evet, en azından bir anlamda yerel yönetimlerin elini güçlendiriyor diyebiliriz. Yani orada İstanbul'da iki tane karar alındı biliyorsun. Biri reddedildi, biri kabul edildi. Evet. Birisinin kabul edilen yasa şeydi, oradaki yasa değil, meclis kararı. Tüm cemevlerinin personel, temizlik ve sarada yerel yönetimce karşılanacaktır diye meclisten geçti oy birliğiyle. Diğerini merkezi hükümetin işidir tanımak diye. Onu merkez hükümet attılar. Evet, İstanbul'da farklı bir durum yaşandı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaplan. Bu akşam sizin de bildiğim kadarıyla bir organizasyonunuz vardı. Bu arada evet, bir zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Evet. Sevgili başkanlarım, iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İzleyenler, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Gani Kaplan'ı bağladık. Burada tabii biraz sosyal medya mesajları da var. Birkaç tane okuyalım. Ayrıca bir mail mesajı var. Bunu da okumak istiyorum ben size. Faruk Baysal bize yazmış. Çok Alevi arkadaşım var. Hiçbirinden kötü bir laf duymadım. Kötülüklerini görmedim. İyiliklerini gördüm. Yalan dolan onlar da olmaz demiş. Evet, yani sizin tanımlamaya çalıştıklarınızı örtüştüren bir yorum yapmış. Abdülhamit Kanak Hatay'dan size selam söylemiş. Başarı dileyen izleyicilerimiz var. Ve bize WhatsApp üzerinden, mail üzerinden bir mesaj attı bir izleyicimiz. Aslında geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısı da kaleme aldı İsmail Haboğlu. Kendisine de geçmiş olsun diyelim. Cem, sözcük anlamıyla toplanma, birleşme, birlik olma anlamına gelir. Yol, erkan, edep, ahlak, sorgu ve inancın bütün gerekleri Cem'de yapılır demiş. Evet. Burada bize bir Cem tanımlaması yapmış. Cem, Alevi inanç ve kültür bütününün hemen hemen her konusunu işleyen kurumsal bir dini törendir demiş. Evet. Bir takım bilgiler.
bilgiler daha vermiş ama biraz uzun olduğu için hepsini okuyamıyorum. Bütün bunların sonunda da Alanya Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı bir çağrıda bulunmuş. Lütfen ve lütfen dünyaya açılan pencereler olarak nitelendirilen kentimize yakışan yapılsın. Nasıl yabancı konuklarımız için kilise açılmışsa öz be öz kardeşlerimizin de cem evlerini açmalarına yardımcı olun demiş. Böyle bir dileği de olmuş. Sanırım sizin dilekleriniz... Alanya'da konuda çok sıcak bir esinti var zaten. Öyle mi? Cem evleri konusunda. Şöyle söyleyeyim. Yani zaman zaman Adem Başkan'la geçen yıldan bu yana görüşmeler olmuş dernek alanıyla. Bu sene şahsım yeni başkan olarak geri görüşmeye gittim geçen hafta. Beraber yönettim üç arkadaşla. Adem Bey geçen yılki söylediği üzerinde bugün çok daha bir samimiyetle bahsetti. Çok netti. Kesin yani kesine yakın bir düşünce söyledi. Ufak alt düvellerinin oluşması gerektiğini söyledi. Bizden de bazı şeyler, taleplerde bulundu. İşte tasarı olur, taslak olur, kafanızda bir şey projelendirin, buyurun gelin. Yani Adem Bey bu konuda çok samimi. Sağ olsunlar. Sanırım yakın zamanda burada bir sonuca ulaşabilir diye düşünüyorum. Şöyle ki Adem Bey'in işte diğer muhalefet gibi görünen partiler de sıcak bakıyor. Yani mesela bir Adalet Kalkınma Partisi, mesela İstanbul Meclisi'nden dolayı söylüyorum bunu. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi, evet Adem Bey Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı ama bilmiyoruz tabii diğer yapının ne düşeceğini. Hani bunlarla, bu yapılarla da bir görüşmeniz oldu mu? Onların ne düşündüğü Adem konusunda? Adem Bey'le görüştük. Sadece Adem Bey'le görüştük. Adem Bey'le görüştük. Şimdi şöyle... Zaten Adem Bey'in söylediği şey genel merkezden çok bağımsız olamaz. Yer her ne kadar yerel yönetim başkanı bile olsa ki benim için yerelde seçilen yönetici en üst makamdır. Adem Bey de benim için Alanya genelinde öyledir. Haklı olarak kendi yarışık yapılarında bir bilgi alışverişi oluyor. Gördüğüm, izlenimim o ki Adem Bey bu durumu çok samimiyetle karşılayıp sıcak bir tebessüm göndermişse yukarı kurumunda bir onayı vardır sanırım. Evet, yani bu konuda bir endişeniz yok o zaman. Yok, şu an Adem Bey'i o konuda yakaladık biz o sıcaklığı Adem Bey'le. Tahmin ediyorum, kısa sürede... Bir zaman belirlediniz mi? Hani yok, Sayın Belediye Başkanımızın da katkısıyla bir cemevine kavuşacağız diye düşünüyorum. Görüşmeler devam ediyor. Çünkü yani bundan önceki belediye başkanlarıyla falan da yine görüşmüştük. Allah sağlık versin, Hasan Sipahioğlu başkanımızla çok görüşmelerimiz oldu. Hatta projelerimizi yaptık. Hazırladık. Projelerimizi şeye geçirmek aşamasına geldi. Bir yerde yapamayacağını, şeylerden önce, seçimlere girmeden önce mutlaka sizin cem evinizi bir kültür merkezi olarak yapacağım ve sizin yanınızda İşte kültür hizmetleri de bu şeyde verilecek diye şey yapmıştı. Fakat mümkün olmadı. Şu andaki belediye başkanımız bunu biraz yani daha... aslında o zaman bu sizin gündeminize bu dönem girmedi. Aslında hayır, bir sürede sizin gündeminize var. Daha sıcak. Bu dönem daha sıcak. Sonuca yakınsınız. Evet öyle diyelim. Yani diyorum ya Alanya'da 1997'den bu tarafa hep bu talebimiz dile getirilmiştir. Ama ne yazık ki işte genel siyasi durumda cemevlerinin ne yazık ki bir ibadethane olarak halen daha kabul edilmiş değil. Peki yani, siz kültür evi mi istiyorsunuz cemevi mi? Cemevi hani, içinde öyle kültür evi de olur. Zaten, sadece ibadethane istemiyoruz biz. Öyle tabii mi? İçinde kültürel, sanatsal faaliyetler de barındıran, derslikleri olan, aynı zamanda konuk ağırlayabilen, aynı zamanda cenazesini kaldırabilir, aynı zamanda yemeğini düzenleyebilecek bir genel konsept. İçindeki dini, ibadetini de barındırır ama beraberinde kültürel ve sanatsal etkinlikleri de olabilen bir yapı istiyoruz. Bizim kafamızdaki obje bu. Peki bu diğer hani mesela kültürel sanatsal etkinlik ya da işte yemekleriniz her yerde yapabilirsiniz bunu. Biraz da kendinizi soyutlamak anlamına gelmez mi bu kadar ayrışma? Yok bu. Hayır ibadethaneden bahsediyorum. Asıl olan o. Ayrışma değil de. Bu birleşme, öyle algılanabilir mi manasını hayır, soruyorum. Hayır, bu birleşme olur aslında. Tamam. Yani şimdi cemimizi yapabilmemiz için cem evine ihtiyacımız var. Tamam. Çünkü yani biraz önce dedim, köylerde bir büyük evde cem yapılabiliyordu. Ama büyük şehirlere göçler, dağılmalar ve şehirlerdeki dağınık yaşam
durumunda insanlarımızın bir araya toplanabilmesi için cemevine mutlak ihtiyacımız var. Hı hı. Çünkü evlerimiz herkesin bildiği gibi günümüzde iki odalı, üç odalı küçücük şeyler, daireler. Yani 10 kişiyi bir araya getirip cem ve cemaat olmuyor. Hı hı. Bu da en büyük sıkıntılarımızdan birisi. Ama yani cemevi sadece ibadetimizle birlikte yani bizim örf ve adetlerimize göre cenazelerimizin kaldırılması, onun defnedilmesi, sonra çeşitli zamanlarda işte bir mesela şey yapıyoruz, aşure yapıyoruz, belediyeden yer bulmak zorunda kalıyoruz. Şu düğün evine gidin, şuradan yapın ama cemevimiz olsa rahatlıkla orada o tür ihtiyaçlarımızı karşılamış oluruz. Zaten cemevlerinde aynı zamanda kültürel faaliyetler de yapılır. Örneğin bizim şu anda bulunduğumuz dernek olarak kullandığımız küçücük bir daire. Hı hı. Orada koro çalışmalarımız bile yapıldığı zaman merdivenlerde, boşluklarda ayakta kalmak zorunda. Büyük de bir koromuz var. Sayımız arttı. Değil mi? Sayımız arttı. Yani, bu tür faaliyetlerimizi bile rahat yapamıyoruz. Hı hı. Onun için yani diğer kültür faaliyetlerini yapabilmek için bir cemiyete ihtiyacımız var, mutlaka var. Tüm talebimiz de bu. İşte ama işte, cemiyeti bir yerde işte bu birlikteliğimizi sağlamak için, yani ayrışma değil de birleşme görevi. En çok Alanyalılara lazım olacak, neden biliyor musun? Çünkü Alanyalı kaygısız aptal, yani Alevi dergahlarının en derviş, ünlemli dervişlerinden, saygın alimlerinden biri olan kaygısız aptal Alanyalı'dır. Alanya Bey'in oğludur. Evet. Evet. Ve onun bağlı olduğu Aptal Musa dergahı, ki Elmalı'dadır, şeyhidir kaygısız aptalın. Yani bu postişin en büyük insanları bu Akdeniz Havzası'ndandır. Aptal Musa ve kaygısız aptaldır. Ve Alanyalı'dır kaygısız aptal. Alanya Bey'in oğludur. Bu dervişlik yoluna yani gönül vermiştir. Yaşam boyunca da sonuna kadar da bu felsefeyi yaymak, oturtmak ve bu inancını oturtmak için çalışmıştır. Evet, şimdi biz Alanya için çok önemli. Program hazırlığı yaparken tabii Senir Beyliği ve Alanya Yörükleri, bu İsmail Yıldız'ın da yeni çıkan bir kitabı. Kitabında yer vermiş Alanya'daki Alevi izlerine, özellikle Kaygısız Abdal'dan söz etmiş. Evet, evet. Ve buldukları, kendilerince araştırmalarında işaret ettikleri konular var. Hazreti Ali'nin kılıcının bir tarihi mekanda bulunmasından, işte Alanya'daki yaygın olarak kullanılan isimlere kadar döküman haline getirilmiş. Evet. Dolayısıyla hani çok da izleri olmayan bir şehirde yaşamıyoruz. Tellerin izleri var burada. 800 yıllık bir izi var Kaygısız Aptal'ın bırakıp geçtiği. Hı hı. 800 yıl. Zaten birazcık geriye gidildiği zaman Toros'taki yörüklerin çoğunun Alevi inancına sahip olduklarını görüyoruz. Ama zamanla asile olarak yani inancını kaybetmiş durumdalar. Yoksa Alanya'nın tahmin ediyorum birazcık irdelense kökenlerini mutlaka o kaygısız aptalların silahlerine çok önemli kültür ve bilinç merkezi burası ya, Alanya. Çok önemli bir kültür, mozaikler şehir burası. Hı. Tarihe bakıldığında. Peki bu mozaiklerin aslında içerisinde hani halkaya daha aktif katılmakta geciken bir durumda değil mi? Şu an durum olarak öyle Alevilik. Yani. Yoksa bu mozaikin en temel haklarıdır. Her kesimden insana hizmet ettirmek. Çünkü buranın hakkı. Bu dünya kenti bir şehir. Yani mozaikler şehri diyoruz. Hakikaten Hatay dersin, Konya dersin ama Alanya da çok önemli bir kent. Hı hı. Çok çok değerli bir kent bu konuda. Mozaikler şehir konusu. Ta Klikyalılardan bugüne kadar gelene kadar. Çok önemli bir kent. Bir konuyu da atlamak istemiyorum. Şimdi kafamda birazcık daha hani örgütlü mücadelede %60, özellikle sendikal mücadelede Alevilerin %60'lık bir yapıyı oluşturduğunu söyledi Sayın Genel Başkan. Evet. Bu Alanya'da nasıl, hani örgütlü mücadelede bu ağırlığı hissedebiliyor muyuz? Şimdi Alanya'da genelde
sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantımız vardır. Her türlü etkinliklerinde mutlaka bulunuruz. Basın açıklamalarına katılırız. Ya sokaktayız. Bizim basın açıklamamız, bizim basın açıklamamız varsa sivil toplum kuruluşları katılır. Örneğin Alanya'da 25 Kasım'da kadına şiddet platformu diye bir oluşum oldu. Orada Alanya'daki 25'e yakın sivil toplum kuruluşu, dernekler, parti temsilcileri, odalar bu şeyle birlikte hareket ettik ve kadına şiddete hayır dedik. Alanya'daki yani, en güzel resim de o. Alanya'da kadına şiddete hayır kalabalığı. Pir Sultan Abdülhamit'in derneği olarak sivil toplum kuruluşlarıyla sıcak bağımız var. Herkese de kapımız açık. Onun için hiç kimseyi şey yapmıyoruz zaten. Peki, şimdi siyasal mücadele kısmına biraz daha geri dönersek, örgütlü mücadeleden bağlamak istiyorum. Daha çok hangi siyasal cephede Aleviler, yani kendilerini felsefe edindikleri... Sağ olmayan cephede. Sağ olmayan cephede. Evet. Solun ne tarafında? O zaman öyle sorayım. Şimdi tarihte önce hep öyledir. Yani merkezi otoriteye karşı gelen kesimlerin en başında gelir Aleviler. Yüzyıllardır böyledir. Bugün de öyledir. Aydınlanmanın geleceği diyebilirsiniz. Bence. Çünkü aydınlık ışığının içerisinde genelde büyük çoğunluğu Alevileri bulursunuz. Yani siyasi şey dediğiniz zaman bir kere Alevilerin büyük bir çoğunluğu, yani %70-80'i diyebilirim, %100 diyemem ama mutlaka hepsi Atatürk'e bağlı, onun ilke ve inkılaplarını kabul etmiş ve devrimlerine sahip çıkmıştır. Atatürk'ün gösterdiği yolda gitmiştir Aleviler. Onun için Cumhuriyet'in korunmasında en büyük değerlerinden birisidir Alevi toplumu. Ama bunun yanında mesela her zaman baskı altında kalmışız. Birçok kıyımlara uğramışız. Örneğin son yaşamımızın hemen hemen çoğu insanın, yaşayanlar çoğu bilir. Daha çok yakın zamanda Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta, Gazi'de Alevi oldukları için genelde büyük kıyıma uğramışlar insanlarımız. En son işte Sivas'taki Madımak resmen bir katliam, bir insanlık dışı bir olay. Orada 33 canımızı tek suçları Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin hazırlamış olduğu bir etkinliğe katılıp orada türküler söylemek, semah dönmek olan gençlerimiz, aydınlarımız göz göre göre yakıldılar. Ve bu yakma olayında da ne yazık ki kara düşünceli insanlar diyeceğim. Yani onu böyle normal bir düşüncede olan insan hiçbir zaman aklına bile getiremez. Örgütlü olarak bilhassa cuma gününe denk getirip cuma namazından çıkıp Allah Allah tekbirleriyle işte Cumhuriyet burada kuruldu, burada yok edilecek. Bunların ölümü katli vaciptir diye naralar atarak burada insanlarımızı yaktılar. Bu bizim ciğerimizi yakıyor. Daha doğrusu insan olan herkesin ciğerini yakar. Ama buna rağmen yakıldık diye yakmayacağız. Yine kardeşlik elimizi tutacağız. Vurulduk diye vurmayacağız. Yine kardeşlik elimizi tutacağız. Çünkü bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok. Biz mecburuz kardeşçe yaşamaya. O yüzden vurulsak da vurmayacağız. Yakılsak da yakmayacağız. Dövülsek de dövmeyeceğiz. Yine de barış elini uzatacağız biz. Bizim hikayemiz bu. Evet, genel felsefeyi böyle tanımladınız. Biraz önce esas söz diyorduk, telefon bağlantısı yarım kaldı. Onu tamamlamak isterseniz tamamlayın. Çünkü yeniden bir telefon bağlantısı yapacağız. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı'na bağlanacağız. Hüseyin Güzel Göz'e. Tamam. Tamamlayın. Ben şunu da belirteyim. Yani hep baskı altında kaldığımızı şey yapıyoruz ya.
Örneğin ilkokullardan başlayıp ortaokullar, liselerde zorunlu din dersleri de bir baskı bir alevlilik için. Hı hı. Zorunlu din dersi. Zorunlu din dersleri, yani, evet. Öyle bir şey ki neredeyse fen derslerini zorunluluktan çıkardılar. Ama din derslerini zorunlu alevlilik. Şimdi şöyle, zorunlu din dersi var. Ders saati, din dersi, konu dinde zorlama yok. Hı hı. İroniye bakar mısınız? Evet. Yani, peki bu din dersleri içerisinde Alevilik anlatılıyor işte, mu? İşte onu diyorum. Bu zorunlu din dersleri sadece Sünni inancını, onun ibadet şekillerini dile getiriyor. Alevilikten bir kelime dahi edilmiyor. Son baskılar da varsa bilmiyorum. Hı hı. Ama o da tahmin ediyorum öyle bir savuşturmak için yapılan bir düzenlemedir belki. Evet, birazcık tabii Diyanet bu işin tabii neresinde, ben onu aslında biraz sormak istiyorum. O yüzden de Hüseyin. Güzel Gül'ü bağladık. Şimdi Hüseyin Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, şimdi biz konuklarımızla tabii Alanya'da Cemevi kurulması düşüncesinden hareketle bir program hazırladık ama konu geldi. Alevilerin inançlarını özgürce yaşayabilmeleri noktasında devletten nasıl bir destek gördüklerine, yani Diyanet bu işin neresinde? Şimdi stüdyoda bulunan başkanlara ve ekranları başında bizleri izleyen dost ve canlara aşkı niyazlarımı sunuyorum. Devlet, Diyanet ise şimdi yargı yoluyla elde edilen kazanımlarımız var. AKP hükümeti AİHM'in, Danıştay'ın ve Yargıtay'ın zorunlu din derslerine karşı vermiş olduğu kararlar var. Yani hukuka aykırılık var. Ondan dolayı evrensel hukuku çiğneyerek bunları kabul etmemekte direnmektedir. Elbette ki bir gün mutlaka kabul edecektir. Çünkü AİHM'in 48 ülkenin altına imza attığı bir sözleşme var. Bunun içinde o 48 ülkeden birisi de Türkiye'dir. Bunu uygulaması gerekir. Fakat onlar ise mezhepçi din üzerinde reddetmektedirler. Sadece bir mezhebe yani hizmet veriyorlar. Onun dışında diğer yol erkanları, inançları kabul görmemektedir. Yani sadece Alevilere değil, diğer mezhepleri de tanımıyor. Sadece bir Hanefi mezhebine yönelik bir hizmet veriyor. Evet. Ama diğer tarafta da şey var. Mesela bizim ibadet alanlarımız yani kabul görmediği gibi ama belediyelere ait yeşil alanları, belediye arsalar üzerinde camiler yapılıyor. Hı. Kendi inançlarını rahatlıkla yapıyorlar. Hı. Ama bize geldikleri sırada tamam bunları reddediyorlar. İşte bu ne adaletsizlik. Tamam mı? Yok etmek için, asimilasyona uğratmak için gösterilen çabalardır. Evet. Sizin bir röportajınızı okudum. Diyorsunuz ki Aleviler dönüştürülmeye çalışılıyor. Evet. Şimdi evet. Katliamlardır. Evet. Buyurun. Evet. Yani neye dönüştürülmeye çalışılıyor? Ben hani biraz bunu açmanızı isteyeceğim. Şimdi katletmekle bitiremediler Alevili. Alevili bu sefer dönüştürüp asimilasyona uğratmak suretiyle yok etmeye çalışıyorlar. Şimdi ayrımcılık kutuplaştırmanın had safhaya yükselmesi. Şimdi adaletsizlik, antidemokratik politikalar adalete olan güvenimizi de artık sarsıtmaktadır. Bizi inancımız öyle bir inanç ki haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana, barıştan yana, insan haklarından yana bir dünyanın yaratılması adına biz Aleviler mücadele sergiliyoruz. Sadece kendimiz için değil, yani tüm dünyadaki insanlar için. Daha Anadolu toprakları herkese yetebilecek bir varlığa sahip. Burada yetmeyen nedir? İşte o topraklar üzerinde yaşayan tüm inançlara sahip olan kardeşçe yaşamasını sağlamak lazım. Bu da yok Türkiye'de. Niye? Hak yok, hukuk yok, adalet yok. Ondan sonra güzel ahlak yok.
doğruluk yok. İşte bundan mahrum bir iktidar var. Emevi zihniyetiyle hareket eden bir Diyanet Teşkilatı var. Evet. Şimdi 10,5 trilyonluk devasa bir bütçeye sahip bir Diyanet var. 300 binin üzerinde de personeli var. Bunu ikiye katladılar. Bakın, okullarda, üniversitelerde, ondan sonra askeriyede, hastanelerde personel yarattılar. Oraya yerleştirdiler. Bunların içinde tek bir tane Alevi yok. Tek bir tane Alevi göremeyiz. Dağılıma geldiği sırada Alevilerin vergileriyle kazandıkları o devasa bütçede Alevilere pay verdikleri de yok. Ama kendileri de diyorlar ki, bak, inandıkları inançlarına göre Cenab-ı Hak buyuruyor ki, diyor, ne ile gelirsen gel, kul hakkıyla bana gelme, diyor, asla, orada adil bir hakimim, asla affetme. Öyleyse biz de kul değil miyiz? Ben bir Alevi dedesi olarak, bir Alevi piri olarak, Alevi Bektaşi Federasyonu genel başkanı olarak o zaman da söyleyeceğim söz, ben hakkımı helal etmiyorum. Bunu diyorum. Evet. İşte ayrıma tabi tutmasınlar, asimilasyona uğratmasınlar, çocuklarımıza zorunlu din dersleri vererek işkence yapmasınlar. Bizim yolumuz, erkanımız temelinde insan sevgisi var. İnsanın yaşamasına evrensel ve kutsal bakan bir inanca, bir yola, bir erkana sahibiz. Hiç kimsenin, ama hiç kimsenin Aleviliği tarif etmek, Alevi yerlerini, Alevi ibadet yerlerini belirleme hakkına sahip değil. Bu Diyanet de olsa, bu devlet de olsa, bu kim olursa olsun. Ama bizim Aleviliği tarif etmeye başladılar. Alevi ibadet yerlerini kabul etmemeye başladılar. Ama asla biz buradan vazgeçmeyiz. İster kabul etsin, ister kabul etmesin. Bizim ibadetimiz cemdir, ibadet yerlerimiz cem evlerimiz. Kimse bizi buradan döndüremez, yolumuza, erkanımızdan döndüremez. Evet. Biz Kerbela'dan bugüne kadar, tamam mı, çok bedeller ödedik. Asıldık, yüzüldük. Tamam mı? Bedeller ödedik de, fakat yolumuzdan, erkanımızdan da asla taviz vermedik ve vermeyeceğiz de. Yani o şekilde de devam edeceğiz. Evet, tabii tam bir Alevi dedesi gibi konuştunuz. Dolayısıyla ben hani birazcık da bu konuda belki merak eden vardır diye sormak istiyorum. Bir Alevi dedesi hangi süreçlerde Alevi dedesi oluyor? Yani siz hangi süreçte bir Alevi dedesi oluyorsunuz? Şimdi Emevi zihniyeti, Ebu Sufyan zihniyeti kendi İslamiyetini yarattı. Kendi İslamiyetini yarattıktan sonra 68 yıl Emevi saltanatı iktidarda kaldı. Sonra Abbasi iktidarı geldi. 12 mandarı hepsini katletti. 12 mandarı katlettikten sonra bu yolu, bu erkanı ne şekilde yürütebiliriz? O zaman 12 tane ocak kuruldu. Bu 12 ocak üzerinde Alevi yol erkanı bugünlere taşındı, bugünlere taşındı, geldi. Evet. Ve geleceğimize de dünya var oldukça bu şekilde de devam edecektir yani. Biz daha artık mesela kurtuluşu da şeyde görmemek lazım. Pirlerimizin o dirinci içinde zülfikar arıyorsak, biz bilinmeli ki zülfikarı artık eğitimde aramamız lazım. Çocuklarımızı eğitim vererek yetiştirmek lazım. Hı hı. Geleceğimizi çünkü temsil edecek çocuklarımızdır. Yoksa bunların bütün okulları ne hale döndürdüler? Ortaçağ karınlarına sürüklenecek bir eğitim sistemine döndürdüler. İmam Hatip okullarına çevirdiler. Zorunlu din dersleri getirip bizim çocuklarımıza dayatmaya çalıştılar. Evet. Biz işte o cemevlerimizle eğitim yuvasına döndürmemiz lazım ki çocuklarımız iyi bir geleceği bize, biz onlara miras bırakalım, onlar da geleceği yaratsınlar diyor. Peki buna Aleviler hazırlıklı mı? Yani altyapı olarak bu cemevlerinde bu istediğiniz ya da arzuladığınız yapının oluşması için gerekli altyapıya hazır mı şu anda Aleviler için? Kendi içlerinde demek istiyorum. Yani devlet düzeni anlamında sormuyorum. Yok, devlete de ihtiyacımız yok ki bu yönde. Yani cemevlerimiz bize eğitim yuvasına döndürdüğümüz sırada
kadimden bugüne taşıdığımız o çırağı, o aydınlığı, o ışığı kuşaklarımıza, yani gelecek olan çocuklarımıza taşımak zorundayız. Ancak o zaman deyişlerimizi söylemeye, semahlarımızı dönülmeye devam eder. Ancak o zaman zalimin karşısında baş eğmeyen çocuklarımızı yaratmış olur. İşte bu eğitim yuvasını içinde bütün cemevleri zaten hazır, eğitimler veriliyor. Yani eğitimler veriliyor. Onların eğitim göreceği mekanlar da cemevleri olmalı. Bütün cemevleri altyapısını zaten çoğu oluşturmuş. Oluşturmayanlar da oluşturmak zorundadır. Çünkü egemen olan bu zihniyet, bu emeli zihniyeti bizi yok etmeye çalışıyor. Geleceğimizi yok etmeye çalışıyor. İşte onun için cemevleri eğitim yuvası olması lazım. Evet. Her cemevinde eğitim verilmeli. Alevilik dersleri verilmeli. Evet, tabii şimdi... Verilmeye de başlandı. Yani çoğu yerlerde zaten başlandı da. Alanya'da da artık konuşuluyor bir cemevinin hizmete açılması, bir kültür merkezinin hizmete açılması noktasında. Dolayısıyla tabii bundan sonrası soruyu ben Alanya'daki konuklarıma soracağım. Alanyalı konuklarıma bakalım onlar buna hazır mı? Çok teşekkür ediyoruz Güzelgül bizim yayınımıza. Ben teşekkür ederim oradaki arkadaşlara ve emekçilere. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Kolay. İyi akşamlar. Yolunuz açık olsun. Değerli. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Alevi Bey. Eyvallah. Öpüyorum sizleri. Genel Başkanı canlı yayın konuğumuzdu. Telefonla bağlandık kendisine. Evet, demin o zaman. Demin bunu söyledim işte. Sadece ibadethane baskı... değil dedim. Amacımız sadece ibadethane değil. Eğitim. Evet. Şimdi onu o zaman biraz açalım. Çünkü siz yani Sayın Güzelgül'ün söylediğine göre şekillendirerek bu Alanya'da yapılacak cemevinin içeriğini belirleyeceksiniz ya da projesini belirleyeceksiniz. Bir eğitim kurumu olması aslında onun öncelikle birazcık da. Mesela minimal en az iki derslik olması gerekiyor. Nedir bu dersliklerin amacı? Hem modern çağı anlatmak, hem bizim türkülerimizi geleceğe taşımak, hikayemizi geleceğe taşımak, hem bu felsefeyi, Alevilik felsefesini, elle dille beline felsefesini çocuklarımıza, gençlerimize öğreterek daha da ileriki dönemlere taşımak. Yani modern dünyanın şekillenmesindeki Alevilerin yerini hazırlamak. Çünkü biz şu anda ülke olarak modern dünyanın hiçbir köşesinde değiliz. Aşağılarındayız. Biz ülke olarak bu noktayla birlikte işte yerelde Alanya, Türkiye genelinde cemevleri ve ibadethaneleri dersliklere dönüştürerek, kültürel eğitimler vererek, Alevi felsefesini anlatarak bir yeni bir jenerasyon yaratmak durumundayız, oluşturmak durumundayız. Yani Türkiye geleceğini buna borçlu. Karanlığa değil. Zaten bir karanlık cumhuriyete gidip yuvarlanıp gidiyoruz. Bir şekilde kafayı aydınlaştırmak lazım. Kafayı aydınlaştırmanın yolu da bize göre şu anki mekteplerden geçmiyor maalesef. Dolayısıyla biz kendi mekteplerimizi oluşturacağız cemevlerini. Sadece amacımız ibadethane falan değil. Evet, tabii bir eğitimci olarak size de aynı şeyi soracağım ben. Sayın Boğazkaya kendi mekteplerimizi oluşturacağız dedi. Hani bu da bir bana göre hani uç bir söylem. Yani kendi mekteplerini oluşturmak. Modern okullara, eğitim yuvalara. Modern eğitim yuvaları. Şu anki sizce hakikaten modern mi? Şu anda eğitim yuvaları. Eğer bu moderniteden faydalanamıyorsa bu ülke, yaratmıyoruz kendi modernitesini. Biz kendi içinde kendini bulan bir kitle olarak kendi modernitemizi bu ülkenin geleceğine entegre edeceğiz. Yani aslında düşünme şeklini geliştireceğiz. O yani. Biz Türkiye'den kopmayacağız ki bilakis Türkiye'yi beraber bir adım daha ileri atabilecek miyiz? Onun çabasında olacağız. Biz yoksa bu ülkede kim ne derse biz kardeşiz. Bu ülke bizim, kimse bizi bu ülkeden bir yere kovamaz, gönderemez. Dolayısıyla bu ülkeyi aydınlatmak lazım çünkü karanlığa gidiyoruz. Evet. Yani İlhan kardeşimin de belirtmek istediği şu. O ki şu anda devasa bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Aleviliği görmezlikten geliyor. Ve ona ait herhangi bir yol gösterici, açıklayıcı insanlarımızı, halkımızı Aleviliğin ne olduğunu belirten herhangi bir faaliyeti yok. Çünkü Diyanet İşleri'nde herhangi bir Alevi temsilcisi de yok. Yani bu ülkede üçte biri Alevi nüfusa sahip olan bir ülkede kocaman Diyanet İşleri'nde
Aleviliği temsil eden bir temsilci yok. Şimdi kardeşimin bilhassa kendi mekteplerimizi oluşturacağız demesin de hiç olmazsa devletin vermediği bilgiyi biz çocuklarımıza verelim. O asimile olmayı biraz daha engelleyelim. Kültürümüzü, inancımızı, ibadetimizi daha rahat yaşatalım diye oradaki eğitimimizi ona göre demek istedi diye düşünüyorum. Ya tamam, yoksa öyle zaten. Yeni bir yok ben zaten hayır. Sadece açmak adına söyledim bunu. Yani konuyu daha iyi açabilmeniz açısından söyledim. Çünkü hani insanların aklında tedrisat kanunu açalım diye yani başka bir şey gelebilir insanlara. Verilemeyen modern kültürü, verilemeyen modern dünyayı ve verilemeyen Alevi felsefesini kendi derslerimizde öğreteceğiz. Hepsi bu. Bunun beraberinde matematik de olacak. Kendi okuluna zaten gidecek çocuk. Kendine eğitim yiyorsanız zaten gidecek ama ayrıca burada bu bilgileri alacak. Peki bir hedef tarih koydunuz mu bu görüşmelerde? Yani Alanya'daki Cemevi hangi zaman dilimi? Bir yok, yıl, iki yıl? Yok, tarih koyamayız. Koşullar belirleyecek ona ama çok uzak değil. Şimdi beklentiniz bir yer var mı? Hani şurada olsun, burada olsun. Alanya olması tercihimiz. Merkez olması. Tabii ki. Şimdi şöyle diyeyim. Ben öğretmenim. 30 sene hizmet ettim bu ülkeye. Ve o zorunlu din derslerini ben de çocuklarıma verdim. İlkokulda bilhassa. Ama o verdiğim derslerde öğretiyorduk zaten çocuklarımıza dinin gereklerini. Hı hı. Ama orada bir cümle ben Alevilikle ilgili bir satır görmedim. Hı hı. Yani bu da işte bizim asimile olmamızın en büyük sebeplerinden birisidir. Çünkü yazılı kaynaklarımız oldukça kıt. Ve devlet de bunu mümkün olduğu kadar engelliyor. Yani onun için yani tabii ki Cemevilerin de çocuklarımızı daha aydınlık, daha geleceğe hoşgörüyle bakan insanlar olarak yetiştirebilmemiz için Cemevilerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Diyecektim. Bizim Cemevilerimizde çeşitli şeyler vardı. Hepsinin önüne demin de söylediğim gibi sevgi geçer, insanlık geçer. Bütün insanlara, şu anda bizi izlemekte olan tüm canlara, tüm kardeşlerime hangi inanca sahip olurlarsa olsunlar sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bizim herkese gönlümüz ve kapımız açık. Alanya'da tek bir Kültür Derneği olarak Pir Sultan Abdal Kültür Derneği var. Herkesi bekleriz. Orada sazımızla, sözümüzle, muhabbetimizle bizi daha iyi tanımalarına vesile oluruz diye düşünüyorum. Biraz da kapanış cümlesi gibi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ve ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız. Tabii İlhan Bey size son sözü verelim o zaman. İsmail abinin de dediği gibi Aleviliğin ne olduğunu ya bizim yaşam felsefesi, bizim bir felsefedir. Biz sadece olay dili boyutu değil, bir yaşam felsefesi boyutundan bakıyoruz. Alevilik nedir? Aleviler ne düşünürü merak eden olursa buyursun gelsinler dergahımıza. Bizim orada Pir Sultan Kültür Derneği değil dergahımız ve kimseye kapalı değil. Hep açık, görüşmek isteyen herkesle görüşürüz. Buyursunlar çayımızı kahvemizi içerler. Sormak istediklerini sorarlar, net cevaplar. Bilakis yanımızda durmalarını da çok isteriz. Alanya'nın hakikaten ihtiyacı var. Bir ibadethaneye kendisinden olmayan insanların var. Çünkü laiklik ve demokrasi tam da böyle bir şeydir. Azınlığın haklarını savunmaktır. Çoğunluğun haklarını değil. Çoğunluk zaten var, hakkını alıyor. Demokrasi ve laiklik tam da azınlığın haklarını savunmak için vardır. Dolayısıyla burada biz eğer azınlık bir cümleysek tüm Alanya'nın bizim bu haklarımıza destek vermesini isteriz. Eğer demokrasiyi düşünüyorsak, modern toplumu düşünüyorsak ki modern bir kentte yaşıyoruz. Bir azınlık olarak bizim haklarımızı verin deriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza ve ayağınıza sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık. Evet, bu ara biraz çok çalışacaksınız, öyle anlaşılıyor tabii, değil mi? Tabii, çalışacağız. Rutinin dışında çünkü bir proje üzerinde artık düğmeye basılmış. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyenler, sözün sonuna geldik. Bu akşam hem konumuz gereği hem de 24 Ocak Aydınları Anma Günü olması vesilesiyle söyleyebileceğimiz son söz herhalde. İnanç ve düşüncelerinizi özgürce yaşayacağınız zamanlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.